yurdu boşaltmanın önemli ricaya olunur. Asansör çağırdım, onun gelmesini bekliyorum. Ve şu an asansör dolu olduğu için 10. kata giriyoruz. Ay hayır, o kadar dağınık ki anksiyetem tutuyor. Merhaba, umarım çok güzel bir gün geçirmişsindir, geçiriyorsun da geçireceksin ve bu videoyu sayınca enerjim bir tık artar ve günüm güzelleşir. Kanalıma hoş geldin. Benim adım Ezgi. Bugün size yurtta kalmak, yurt hayatıyla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü hayatımın 2 senesini dolu dolu bir şekilde yurtta geçirdim. Hatta 3 de sayılabilirdi. Ama pandemi, hazırlığı yarıdan da atlamam derken dolu dolu 2 sene yurtta geçirdim diyebilirim. O yüzden yurtla ilgili bayağı bir tecrübemin olduğuna inanıyorum. Eğer bu sene ilk defa yurda başlayacaksanız eminim ki kafanızda bir sürü soru işareti var. Ve bunlarla ilgili fikirlere ihtiyacınız var. Bu videoda ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Yurtta kalmanın avantajları, dezavantajları, bunların hepsinden bahsedeceğim. Başlıyorum. Öncelikle şeyin çok farkındayım. Böyle insanlar yurda karşı çok böyle bir ön yargıdalar. En azından ben üniversiteye gitmeden önce yurtla ilgili böyle sanki çok böyle korkunç bir yer, işte çok her şey çok kötü olacak, çok işte böyle hani hapishane gibi düşünüyordum ben, ne yalan söyleyeyim. Bu da sanırım hep böyle dizilerde, filmlerde, özellikle Türk dizilerinde böyle yurdun çok böyle korkunç bir yer, çok böyle sıkı, çok böyle kötü politikalar olan bir yer gibi gösterilmesi bence. Çünkü hep böyle izlediğim dizilerden bunu görüyordum. Bu yüzden yurda karşı çok önyargılıydım ve hiçbir zaman yurtta kalmak istemiyordum. Eminim ki yurtta kalmak hiç istemeyen bir sürü insan var aranızda. Özellikle başka bir şehire gittiğimizde ailelerimiz için biz hep onların küçük çocuklarıyız ve bu yüzden bizi farklı şehre göndermek emin olun onlar için çok zor. Ve bu yüzden böyle ellerinden geldiğince bizi en güvenli, en korunaklı yerlere göndermek istiyorlar. Bu konuda onları mutlaka anlayın. Size ilk söylemek istediğim şey bu. Aileleriniz sizi yurda göndermek istiyor, sizin güvenli bir alanda olmanızı istiyor diye böyle bunu hani sanki böyle baskı altındaymış gibi hissetmeyin. Ben üniversite sınavları açıklandığından beri çok fazla takipçimden böyle şey sorusu alıyorum. İşte Ezgi, Medipol yurduna kaydoldum. Bu arada ben Medipol Üniversitesi yurdundaydım. Bundan sanırım bahsetmedim, şu an bahsedeyim. Medipol Üniversitesi'nde yurtta kaldım. Hep bana böyle şey soruları geliyordu işte. Ezgi, yurtta kalacağım işte. Geceleri nasıl çıkabilirim? Geceleri dışarı çıkmamla ilgili bana tavsiye ver, işte nasıl çıkacağım? Çok sıkı bir yurt mu falan gibi. Öncelikle yurtların %90'ı bence sıkı. %90'ının yurda belli bir giriş saati var. O saati geçtiğiniz zaman ailelerinize genelde mesaj yoluyla işte öğrenciniz bu saatte yurda geldi diye bildiriyorlar. Mesela bizim yurdun geç giriş saati 23.30'du. 23.30'dan sonra yurda girmediğiniz zaman ailenize mesaj gönderiyorlardı. Bunu insanlar böyle çok işte özgürlüğüm kısıtlanıyor falan gibi algılanıyor. Aslında ben bu kadar sıkı bir şeyin olmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun 18 yaşını geçmiş bireyleriz. Ama tabii ki bunun olmasının sebebi de öğrencileri bir nevi korumak adına. Çünkü birçok insanın anne babası geceleri çocuğunun sokağa çıkmasına, özellikle saat 12'den sonra dışarıda olmasını istemez. Özellikle İstanbul, İzmir gibi böyle büyük şehirlerde okuyorsanız bu daha da korkunç oluyor ve sonuçta siz de o şehri aşırı iyi bir şekilde bilmiyorsunuz. Bu yüzden başınıza bir şey gelmemesi adına veya da sizin başınıza bir şey geldiğinde yurt bunun sorumluluğunu almamak adına aslında ailelerinize mesaj gönderiyor. Benim ailem de çok böyle aşırı rahat bir aile değil. Benim ailem de beni çok böyle korur, kollar, işte hani nereye gittiğini haberdar mı olmak ister. Özellikle hazırlık okuduğum sene hani böyle geç dışarı çıktığımda ailem ister istemez giriliyordu. Hani bence yurdun attığı mesajı ailenizden gizlemektense yaptığınız her şeyi ailenize söyleyerek ve bildirerek başlamanız lazım. Emin olun bu ilk başta zor oluyor. Ben mesela gece dışarı çıktığımda annemden işte çok fazla tepki gördüğümü hatırlıyorum. Bu saatte neredesin? Niye buradasın? Dön artık. Niye dışarıdasın? Ne yapacaksın? Falan gibi. Ama siz eğer ki ailenize o güveni verirseniz, yanlış bir şey yapmadığınızı, güvenli bir ortamda olduğunuzu bunları anlattıktan sonra belli bir yerden sonra emin olun aileniz daha anlayışlı ve içi rahat olmaya başlıyor. Ama siz yaptığınız her şeyi ailenizden gizlerseniz bir tane frenizde bile ailenize o şey çok garip geliyor ve tepki gösteriyorlar. Hani şöyle düşün. En başta işte gece işte Kadıköy arkadaşlarımla buluşmaya çıktım. Bunu ilk söylediğimde annem bana tepki gösterir. İkinci tepki gösterir. Üçüncü tepki gösterir ama bir yerden sonra bu normalleşecek ve oraya gittiğimde bunu yaptığımda
yolunda başıma bir şey gelmediğini gördüğü için, güvenliğimi sağlayabildiğimi gördüğü için artık rahat bir şekilde izin vermeye başlayacak. Ama siz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüyü sakladığınızda hep gidiyor olacaksınız ve bir tane kalmanızda bile o en baştaki tepkiyi alacaksınız. Bu yüzden ben herkese şunu öneriyorum. Ailenizden bir şeyleri saklamak yerine yavaş yavaş onları alıştırmaya deneyin. Yani en başta bu zor olacak ama aldığınız büyük sinirli sert tepkileri böyle hani bir engel, size karşı bir saldırı gibi algılamayın. Sakince onları böyle yavaş yavaş ısındıra ısındıra gitmeye çalışın. Emin olun bir noktadan sonra onların da alıştığını ve normalleştiğini yaptığınız şeylerin görüyor olacaksınız. İlk önerim kesinlikle budur. Ben bir sene 4 kişilik odada, bir sene de 3 kişilik odada kaldım yurtta. Hatta yurt oda turum vardı. O videoyu şuraya tıklayıp seyredebilirsiniz. Benim yurdum Medipol Üniversitesi'nin özel yurduydu. Ve bu yüzden tabii KYK yurtlarına göre biraz daha fazla imkanı vardı. Ama yine de böyle aşırı lüks, çok fazla imkan olan bir yurt değildi benim yurdum. 3 kişilik, 4 kişilik gibi ortamlarda yaşamak gerçekten çok zor oluyor. Bunun çok iyi farkındayım. Çünkü bir sürü şeyiniz çok fazla kısıtlanıyor. En basiti, aslında bu hiç kimsenin düşünmediği bir şey ama bazen hepimiz kötü günler geçirebiliyoruz. Ağlamak istiyoruz, depresyonda olabiliyoruz, bazen kimseyle konuşmak istemiyorsun. Ama yurttasın, kalabalık bir ortamda yaşıyorsun. Hani bazen böyle sadece kimseyi görmeden kafamı yorgan altına geçirip ağlamak istiyorum ama odaya gideceğim, insanlara merhaba demem lazım, günlerin nasıl geçtiğini sormam lazım, iletişim kurmam lazım. İçinde o kadar gelmiyor ki. Ama sonuçta senin yaşadığın sorunu insanlara yansıtamazsın. Ama senin yaşadığın sorun da gerçekten yalnız kalman gereken bir sorun bazen. Bu yüzden hani bu alanların olmaması yurtta çok zor oluyor. Ben bu tarz durumlarda mesela şey yapıyordum. Ağlamak istediğimde ya da böyle tek kalmak istediğimde yangın merdivenine gidiyordum. O yangın merdiveninde o kadar çok ağlamam, o kadar çok üzülmem vardır ki. Yani emin olun sizin kaldığınız yurtta da böyle alanlar olacaktır. O tarz böyle yerlere gidip hani üzüntünüzü orada yaşamayı deneyebilirsiniz. Elinizden geldiğince yurttaki oda arkadaşlarınıza o depresyonunuzu, üzüntünüzü çok fazla yansıtmamaya çalışın bence. Çünkü insan odada böyle sürekli üzgün, sürekli böyle depresif bir insan gördüğünde kendini kötü hissediyor. Ben bunu da yaşadım. Bir oda arkadaşım böyleydi. Hep böyle sürekli sorunlar, sürekli işte üzgündü, hep böyle kendi köşesine çekilirdi, hiç bize bazen konuşmazdı ve ister istemez bu benim böyle psikolojimi bozuyordu. Hani bu kız niye böyle? Hani ben mesela çok enerjiyim ya da böyle çok keyifliyim. Kız mesela hiçbir şey demeden gelip yatağına girdiğini ister istemez böyle bir modum düşüyordu. Niye acaba? Merhaba dese tamamım diyordum. Aslında belki anlayışlı olmak lazım ama işte bunun dengesini kurmak birazcık zor oluyor iki taraf için de. Bu yüzden bence dediğim gibi elinizden geldiğince modunuzun düşük günü oda arkadaşlarınızı yansıtmamaya çalışın. Kendinize mutlaka bulabileceğiniz bir alan vardır. Tabii ki evinizde odanız kadar rahat olmayacak ama elimizden geldiğince bulunduğumuz ortamları bir şekilde denememiz lazım sonuçta. Bunun dışında ben 11 katlı bir yurtta kalıyordum ve asansör sırasından dolayı kafayı yiyordum. Yani her gün kafayı yiyordum. Özellikle ikinci kaldığım sene 10. kattaydım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir sıra yok. Hani bazen mesela asansöre düğmesine basıyorsun, bekliyorsun. Asansör geliyor ve full dolu. Binemiyorsun. Tekrardan bir 10 dakikada asansör sırası beklemen gerekiyor. Özellikle böyle sabah saatleri, okul dönüş saatleri korkunç oluyordu ya. Korkunç, gerçekten korkunç oluyordu. Mesela 10. kattayım. Her katta duruyor. Çıkarken de inerken de tıklım tıklım. Çok kötüydü. Bazen mesela böyle asansöre biniyorum. Aşağı gidiyorum. Bir bakıyorum. Önemli bir şeyi unutmuşum. Tekrar yukarı çıkmam lazım. O kadar çok biliyorum ki 10. kata kadar sırf asansör beklememek için yürüdüğümü, indiğimi çok yaptım bunu. Ve şu an asansör dolu olduğu için 10. kata giriyoruz. Ah, challenge. Çıkıyoruz, 9. kattayız. Ve Elif geldik. Yani asansör olayı çok kötü bir şey. Umarım ki böyle çok yüksek olmayan binada kalıyorsunuzdur ve bu asansör sıkıntısını yaşamazsınız. Tabii bir de benim kaldığım yer çok kalabalıktı. Bunun da ekstra bir etkisi vardı. Ve tabii ki kendinize ait alan çok çok az oluyor odada. Hep bir ortak alanları paylaşıyor oluyorsunuz. Hani odamla yatak, yatağımın karşısında masa, bu kadar. Bunun dışında işte bir tane dolabımız oluyor tabii ki. Ama mutfak tezgahı gibi bir tezgah vardı. Buzdolabı, dolaplar.
bunların hepsini paylaşıyorsunuz. Onun dışında tuvalet tabii ki paylaşıyorsunuz. Ve tabii ki zor oluyordu. Dolapları istediğimiz kadar bölüşsek de mesela buzdolabında insanlar böyle yedikleri yiyeceğin üzerine işte adını yapıştırıyor. Ya da işte hani alıyor, bu benim diyor, koyuyor. Ama bazen bunlar karışabiliyor. Mesela biri süt almış, senin de aynı sütün var. İstersen onun sütünü içebiliyorsun ve bunlar böyle kavga sebebi olabiliyor. Yani bence oda arkadaşlarınız inşallah anlayışlı insanlardır. Hatta mesela hep beraber böyle en baştan hani bu tarz böyle buzdolabı alışverişinize, odadaki işte gıda alışverişinize hep beraber yapmayı anlaşabilirsiniz. Ve hani atıyorum markete beraber gidersiniz. Kasada işte parayı bölüşürsünüz. Bu şekilde böyle hani kim benimkini yemiş, kim şundan yemiş, hani bu derdiniz kalmaz. Kendinize ait böyle özel işte çikolatadır, abur cuburdu bir şey istiyorsanız da onu ayrı alırsınız. Kendine ait dolaba koyarsınız. Ortak alana koymazsınız. Çünkü ortak ama konulan şeyler hani tek başına yemeğe kalktığında bence sıkıntı oluyor ve ben çok böyle hani rahatsız oluyorum. Mesela annem işte bana Bursa'dan böyle yaprak sarması gönderiyordu. Hani onun orada dolapta olduğunu, buzdolabını birisi açtığında onu gör, canı çekebilir. Hani bu benim böyle rahatsız ediyordu. Hani herkes onu rahatça yiyebilsin istiyordum. Hani bu açıdan bence hani buzdolabı, dolap, ortak alandaki şeyler, kullandığınız şeylerin hepsini hepiniz kullanabiliyor oldum. Bu şekilde bence anlaşıp hani parayı bölüşürsünüz. Herkes hepsinden yer, bitince tekrar gidip tekrar beraber alırsınız. Bence bu daha rahat oluyor. Diğer türlü çünkü benim şuyumu yemişsin, şunu almışsın falan filan sıkıntı oluyor. Cidden çok çok şey, sıkıntı yani. Ve tabii ki en büyük diğer bir sıkıntı duş. Duş sıkıntısı o kadar kötü oluyor ki. Şimdi tuvalet sırası da tabii ki olabiliyor. Bazen aynı anda iki kişinin tuvalete gelebiliyor. Hadi onu geçeceğim ama duş cidden böyle uzun süren bir şey ya. Böyle gidiyorsun, çok kalıyorsun falan. Ve hani ben her gün duş alıyorum. Genelde oda arkadaşlarım da her gün duş alıyorlardı. Bu yüzden cidden büyük sıkıntılar oluyor. Bence duş konusunda saatleri anlaşabilirsiniz. Çünkü yani anlaşmadığınız zaman yine böyle hepiniz aynı anda girmeye kalktığımızda of çıkamadı, niye çıkmadı, kaç saatte duşta falan gibi sıkıntılar olabiliyor. Hani böyle anlaşırsınız işte saat 10'da sen duşa gir, saat işte 8'de ben duşa gireyim, sabahları ben gireyim falan gibi. Bunu planını en baştan yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız ama diğer türlü tam duşa gelmek için odaya girdiğinde duşta birisini görmek sinir bozucu olabiliyor. Ve bu arada bunu aslında en baştan söylemem lazımdı belki ama bence kesinlikle odaya ilk geldiğiniz anda bir kurallar listesi yapın. Ben bunu çok fazla yapmadım oda arkadaşlarım ve bu bence bir sıkıntıydı. Bence kesinlikle en başından beri şu kuralı yapmalıyız, şunu şöyle yapmalıyız falan gibi belirlerseniz hani bu sonuçta yanlış bir şey değil. Hani birbirinize karşı bir işte düşmanlık işte böyle hani sert bir çıkış falan değil. Herkes kendi istediğini söyleyecek ve bu şekilde beraber davranacaksınız. Çünkü diğer türlü hani daha sonradan söylemek zor oluyor. Baştan bir şeyler belirlenmediğinde onu daha sonradan birisi yaptığını söylediğiniz zaman bu sefer şey oluyor. Ben bunu yaptım, bana laf atıyor, bana kızıyor. O kişi bunu sanki saldırı gibi algılıyor. Ama en başında bunu konuşup belirleseydiniz o zaman bu sorun olmayacaktı. Hani çünkü kimsenin neyi yaptığını bilmiyor olacaktınız. Bu yüzden bence en baştan daha kurallarınızı belirleyin. Bu en büyük tavsiyemdir yani. Ve yurtta kalacaksanız çok anlayışlı olmanız gerekiyor. Çünkü sabah kalkacağınız saatler farklı olacak. Ders çalışacağınız saatler farklı olacak. Ki hele ben hiçbir zaman aynı bölümde olduğum insanlarla yanında kalmadım. Bu arada odada kaldığım arkadaşlarım da Elif'i biliyorsunuz ne kadar yakın arkadaşım olduğunu, çok sevdiğimi. Onun dışında Yağmur vardı. Ona da çok, onu çok seviyorum. Ona çok yakınız. Ben odada köşe konusunda cidden şanslıydım. Elif zaten yani çok çok şanslı olduğum bir konu. Elif çok yakın arkadaşım. Onun dışında da yani diğer arkadaşlarla ben çok fazla böyle aşırı büyük sıkıntılar yaşamadım. Bunu asla söylemeye çalışmıyorum. Ama ister istemez farklı bölümlerde olduğumuz için Elif'e bile rahatsızlık verdiğim oluyordu. Atıyorum onun dersi öğlen oluyordu. Benim sabahtan oluyordu. O gece mesela sabaha kadar oturmuş oluyordu. Ben ama erken kalkıp sabah hazırlanacak oluyorum. Böyle hani perde açamıyorsun. İşte çünkü uyuyu uyandırmak istemiyorsun. Işık açamıyorsun. Böyle sessiz sessiz işte gidip de böyle hazırlanmaya çalışıyordum. İster istemez zor oluyordu. O da aynı sıkıntıları yaşıyordu. Bu yüzden yani elinizden geldiğince anlayışlı olmanız lazım. Hani birisi ses yaptığında çok kızamanız lazım. Hani bu bence bir kural olarak belirlenmesi gereken bir şey değil. Çünkü onun sabah dersi var. Hazırlanması lazım. Yani yapacak bir şey yok. Ses yapmasına katlanacaksın. Hani uyandırdın beni gibi yapamazsın. Çünkü sonuçta kız ders için hazırlanıyor yani. Bir şey diyemezsin. Bu konuda cidden anlayışlı olmanız lazım. Neyse ki ben bununla ilgili çok fazla sıkıntı yaşamadım. Çok çok böyle ilk senelerde falan sıkıntı. İlk kaldığım sene galiba sıkıntı yaşamıştım. Ama onun dışında geldi. Zaten Elif çok anlayışlıydı. Onun dışında da çok böyle
bir iki küçük şey yaşadım diyebilirim. Onun dışında benim asla yapamadığım şey yurda yeteri kadar eşya götürmek. Benim yurttan ayrılma videomu seyrederseniz anlayacaksınız. Ya ben bilmiyorum ya. Yurda çok eşya götürüyordum arkadaşlar. O kadar çok eşya götürüyordum ki. Böyle hani ortak bir alan vardı ayakkabı ve mont koymak için. Oradaki bütün montlar benimdi. Neyse ki oda arkadaşlarım da anlayışlılardı ve çok aşırı öyle eşyalarını oraya koymuyorlardı. Ama fulldü yani orası. Cidden ben bu konuda çok kötüydüm. Ayakkabılarım, montlarım asla sığdıramıyordum. Bir de hani mesela aynı renk montlarımı koyuyordum. Ne gerek var? Bir tane siyah montun olsa da 3 tane siyah mont getiriyorsun yurda falan. Hani yurda getireceğiniz eşyaların elinizden geldiğince minimal olmasına özen gösterin. Aynı şeylerden bir sürü getirmenize gerek yok benim gibi. Bu arada böyle hani yurda götürmeniz gereken eşyalar falan tarzı bir video yapmamı isterseniz daha yurdumların açılmasına da az kaldı ama hani siz bilirsiniz. İsterseniz bana söyleyin bunu. Hemen çekerim böyle birkaç gün içerisinde yayınlarım. İsterseniz eğer ki. Mesela yurttaki görevliler genelde anlayışsız olacaklar. Benim yurdumdakiler en azından o şekildeydi. Yani mesela temizliğe ablalar giriyordu. Ben uyuyorum sabah 8'i falan yani gece böyle çok geç yatmışım. Böyle başımın dibinde böyle vura vura böyle temizlik yapıyordu. Yasağımın şeyine vura vura. Böyle mesela uyuyorum kafamın oradan böyle toz bezi falan geçiyor. Çok aşırı rahatsız olurdum. Yani tabii kadın işini yapıyor. Kimsenin işine bir şey diyecek halim yok ama tabii ki yani ister istemez insan birazcık rahatsız oluyor. Ben mesela yurtta hep böyle şey kendi alanımı kendim temizlemek, tozumu kendim almak istediğimi söylüyordum. Çünkü başka böyle başkalarının temizlediği pis bezle temizlenmesinden rahatsız oluyordum. Böyle sıkıntılar olacak yurtta kaldığınızda. Onun dışında mesela böyle geç girdiğinizde şey olduğunuzda bazen böyle kapıdaki ablaların güvenliğin surat astığını böyle tavır yaptığını görebileceksiniz. Bu tarz şeyler oluyor. Bunlara elinizden geldiğince çok böyle hani sitemkar, böyle sinirli bir şekilde değil, böyle güler yüzlü bir şekilde karşılık verin. Çünkü bir kere güvenlikle, kapıdaki ablayla, işte temizlik yapan ablayla kavga ettiğinizde emin olun o kişiler size böyle bir cephe alıyor. Size böyle sinir oluyorlar ve sonra bütün seneniz çöp oluyor. Yani onlarla elinizden geldiğince böyle güler yüzlü tat tatlı konuşmaya çalışın. Bu önerimdir. Bunun dışında yurt böyle kalabalık bir ortam olduğu için genel olarak yaşanan sıkıntılar çok fazla oluyor. Bizim yurtta çok kötü. Bir kere yeni bir bina yapılıyordu. Taş patlatıyorlardı. Ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü ben yaşamadan önce bilmiyordum. Böyle taş patlatıyorlar. Bina böyle sallanıyor. Ve bu yüzden böyle bir anda bize bir alarm geliyor ve herkes aşağı insin, taş patlatılacak deniliyor. Bir kere hiç unutmuyorum. Duştan çıkartıldım. Odaya abla geldi. Dedi ki hadi aşağı gidin, taş patlatılacak. Duşta bornozluyum. Hemen üstüme bir şeyler geçirdim. Saçıma havluyu böyle taktım. Bir soğuk da hava, bir kış günü. O şekilde böyle aşağı gittim ve bir saat boyunca böyle başımın havluyla taş patlatılmasını bekliyorum. Öğrencilerin dikkatine. Yurdun yanındaki inşaatta taş kırma çalışması nedeniyle patlama şiddetli hissedileceğinden yurdu boşaltmanız önemlice olunur. Tamam, şu an aç. Bunun dışında odaya su bastı. Gecenin bir vaktinde odanın her yeri su. Biz aşağıdan işte villada arayıp su temizlemeye çalışıyoruz. Abla gecenin bir saatte odamıza geliyor. Bir anda yangın alarmları çalabiliyor gecenin alakasız ya da günün alakasız saatlerinde falan filan. Bu tarz şeyler çok fazla yaşanıyor. Bunlara hazırlıklı olacaksınız. Ya bence hani en büyük aslında tavsiyem şu ki bunların hiçbirini böyle çok böyle kötü, çok işkence gibi görmeyin. Emin olun bunlar böyle kulağa çok kötü gelse de aslında yurdun da kendince çok güzel yanları var. Ne olursa olsun hep böyle bir arkadaş ortamındasın aslında. Hep böyle eğlenceli bir yerdesin. Özellikle böyle okulun yurdunda kalıyorsanız kendi bölümünüzden başka odalarda kalan arkadaşlarınız da olacak. Gecenin bir saatinde işte canınız sıkıldığında bir mesaj çekip de arkadaşınızla hemen buluşabiliyor olacaksınız. Arkadaşınız bir kat, iki kat aşağınızda olabiliyor olacak. İşte yemek yerken beraber yemek yiyebileceğin arkadaşın olacak. Ya da mesela bir yere gittiğinde gidip gelirken döneceğin arkadaşın olacak. Ya da böyle canın sıkkın olduğunda birisiyle konuşmak istediğinde o da arkadaşına derdini anlatabileceksin. Böyle bu kadar yakınında bir insan olacak. Çünkü bazen çok canın sıkkın oluyor, çok güzel oluyorsun ama hemen arkadaşına görüşemezsin. Ama uyutta kaldığında arkadaşlarınla aynı yerde yaşıyor olacaksın. Bunun gibi böyle güzel avantajları kesinlikle yurdun var.
Özellikle sınav zamanlarında mesela aynı bölümden arkadaşlarınızla beraber yurtlarda böyle çalışma odaları oluyor. Bizim yurtta vardı. O çalışma odasında ya da böyle mesela girişte böyle masalar, sandalyeler falan var. Oturma alışı, ortak alanlar. Orada mesela oturup da hep beraber ders çalışabiliyorduk. Bu çok güzel oluyordu. İşte mesela hava almak için bahçeye çıkabiliyorduk. Ya bu tarz böyle güzel şeyler oluyor. Ben şeyi hatırlıyorum bir keresinde, bir gün çok canım sıkkındı. Bir şey de yoktu yani böyle. Annemi özlemiştim böyle, onun böyle bir üzgünlüğüyle. Ağlamak için böyle bahçeye çıkmıştım. Hani tamamen boşalma, duygu boşalması. Bahçede böyle annemi özlüyorum falan diye ağlıyorum. Bir anda böyle hiç tanımadığım bir kız yanıma geldi ve benimle konuşmaya başladı, bana sarıldı. İşte ne oldu, neyin var, lütfen ağlama falan filan böyle kızla konuştuk. Bu bile aslında güzel bir şey. Bunu nerede yaşayabilirsin ki? Ama yurtta bunu yaşamam mümkün. Hani yurdun aslında böyle güzel avantajları var. Mesela benim doğum günümde, birinci sınıf okuduğum sene, yurda tam böyle gece saat işte 5 dakika önce falan gelmiştim. Yurtta işte Yağmur ve Elif, ikisini çok seviyorum dediğim gibi, bana böyle işte doğum günü partisi hazırlamışlardı. İşte böyle parti dediğim böyle işte şarkılar açtılar. İşte böyle dans ettik, eğlendik falan. O kadar böyle güzel zamanlardı ki. Böyle doğum gününüzde bile yalnız değilsiniz, gece saat 12'de bile arkadaşınızla beraber kutlayıp eğlenebiliyorsunuz. Ki zaten Elif'le biz aşırı eğlendik ya. Böyle gece Hannah Montana partileri, grup hepsi partileri falan böyle yapıyorduk. Çok yani oda arkadaşı konusunda umarım ki benim kadar şanslı olursunuz. Yani bir anda böyle çok aşırı eğlenceli bir ortama dönüşebiliyor. Üstün bir de çekilsene. Yan çan çiçekler gibiyiz. Yalan, yalan. Öyle saf ki sevgi. Burası dans pistimiz oldu. Bir de ekstra olarak ben mesela benim eskiden böyle makyajsız işte sabah kalktığım halimin kimsenin görmesini istemezdim. Hani annem babamı bile gördüğünden rahatsız olurdum. Onun dışında işte markete gideceğim zaman bile böyle makyaj yapayım, işte suratımı işte güzelleştireyim, işte güzel giyineyim falan. Hani bu konuda bir özgüvensizliğim vardı. Ama yurtta farklı hiç tanımadığım insanlarla yaşaya yaşaya ben bunu açtım, biliyor musunuz? Ben hani böyle makyajsız halimle bile özgüvenli olmaya başladım ki belki YouTube'a bile bu şekilde başlayabildim. Hani o da arkadaşlarım beni o şekilde görüyorlar. Alıştım buna. Bu konuda bile aslında bir sıkıntı yaşıyorsanız yurt bana yardımcı oldu. Belki yaşayan varsa size de yardımcı olur. Çok konuştum galiba. Elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalıştım. Yurtla ilgili başka sorularınız varsa aşağı bırakın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bunun dışında ben Siz Kalp Ben diye bir seri yapıyorum. Sizin anılarınıza yer veriyorum. Eğer bu videoyu seyreden, daha önce yurtta kalmış birileri varsa, yurtta başınıza gelen komik, korkunç, üzücü ne olursa olsun yurt anılarınızı benimle paylaşmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda sizin yurt anılarınızı konuşuyor olacağım. Ben anlattım. Şimdi size sizi dinlemek istiyorum. Instagram'dan bana yurt anılarınızı diye masaj atarsanız bir sonraki videoma size yer vermek istiyorum. DM'lerinizi bekliyorum. Umarım sizin için faydalı, iyi bir video olmuştur. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermişimdir. Yeni yurtta kalacaklara ya da tekrardan yurtta kalacaklara çok çok güzel bir sene diliyorum. Umarım unutulmaz anılar yaşarsınız. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.